Umarım hazırdır. Evet hocam, teşekkür ederim. Evet, konusu Akdeniz dinamiklerinde Osmanlı donanması ve denizciliği. Buyurun. Bu sabah oturumunda sizi görmekten dolayı mutluyum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca da organizasyonda emeğe geçen herkese teşekkürlerimi tekrar sunmak istiyorum. Sabah ufak bir problem yaşadık ama sanıyorum çözüldü. Hangisi? Şu olacak. Şöyle bir prezentasyon olması lazım. Ben bugün Akdeniz dünyasının değişimi, bu değişim içerisinde Osmanlı donanmasının yeri ve de Osmanlı denizciliğinin yeri konulu bir sunum hazırladım. Bununla ilgili çeşitli prezentasyonlarım da olacak. Metne bağlı kalmakla beraber metni okumak istemiyorum zamanı daha iyi kullanmak adına. Metin, evet. Bildiri özetlerine bakanlar bazı teorik sorular sormakla başladığımı görmüş olacaklar. Belki mikrofon kullanmam gerekecek. Evet. Şuradan mutlunu kontrolü. Ben daha çok 18. yüzyıl çalışıyorum. 18. yüzyıl bağlamında Osmanlı İmparatorluğu Akdeniz dünyası açısından düşündüğümüz zaman büyük bir güç müdür? Osmanlı İmparatorluğu'nu Akdeniz gücü olarak mı görmeli, bölgesel güç olarak mı görmeli? Yoksa basitçe gerileyen bir güç olarak mı görmeli? Bunların hepsi bugüne kadar tartışma konusu oldu. Bunların teorik açılımları hakkında dün fazla konuşma imkanımız olmadığı için ben bugün biraz bunun üzerine gitmek istiyorum. Slaytlar, ilk slaytta gördüğünüz, yansıda gördüğünüz bazı kitaplar. Bu kitapların en sağdaki ikisi, üstteki de Influence of Sea Power, meşhur Merhan'ın kitabı. Ve de onun altında gördüğünüz Corbett'in kitabı, Some Principles of Maritime Strategy. Bunlar sanırım Türkçe'de çevrilmiş gibi. Şimdi Akdeniz araştırmacıları çok fazla vurgulamasalar da aslında bu iki kitabın etkisi altında. Burada öne sürülen tezlerin etkisi altında. Akdeniz donanmalarında anlıyor gibiler. Yukarıdaki kitap, Mahon, İngiliz donanması sayesinde bir global güç olan Britanya'dan etkilenerek aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne de bu Britanya donanmasını taktik etmeyi öneriyordu. Ve sadece Amerika'da değil, İkinci Dünya Savaşı'nda da göreceğiz. Japonya, Almanya, ondan önce Birinci Dünya Savaşı'nda hep Mahon'un teorileri etkisi altında kalarak aslında donanmalarını kurmuşlardı. Kısacası dünya gücü kavramı, yani tam gene emperyalizm dediğimiz 1870'ten sonrası dünyadan ortaya çıkan dünya gücü kavramı doğrudan doğruya okyanuslarda hakimiyetle ilgili bir meseleydi. İşte bunun teorisyenlerinden biri Alfred Mahon. Dünya ticaretinin denetimi için güçlü bir donanmaya sahip olmak gerektiği bugün için çok bilinen bir bilgi olmakla beraber 1870'lerde bu teorisi daha yeni yeni yapılmaktaydı. Donanmalar açısından önemli olan kısım şu, en iyi saldırı, en iyi savunma saldırıdır düşüncesindeyim. Yani düşmanı nereden bulursanız bulun, yok edin ki alan korumasına sahip olun. Şimdi bu tabi okyanuslarda çok geçerli bir şey de, Akdeniz'e ne kadar uygun olabiliyor. Dolayısıyla Corbett, San Francisco of Welfare Strategy kitabında biraz daha farklı görüşlere gidecek. Yani Clausewitz'in meşhur kara savaşları teorilerinin, deniz savaşlarının uygulanmasının problemleri gördüğü için daha farklı düşünceler geliştirecek. Mesela Broadwell'da da bu vardı. Broadwell'ın 5 Akdeniz kitabının 3. cildine baktığınız zaman siyasi tarih anlattığı kısmına İnebahtı Savaşı'na pek de bir anlam atfetmediğini görürsünüz. Çünkü çok da fazla bir şey değiştirmediğini söyler. İşte burada aslında biz Corbett'in düşüncelerini görüyoruz. Yani adam savunması yapmak için düşmanı ezmek gerekmez. Tayin edici muharebeler denizde kazanılamaz. Çünkü deniz hakimiyeti soyut mevcuttur. Yani denizde hakimiyet yok, deniz fethedilemez. Denizde seyretme imkanı sağlanabilir. Denizde engelsizce seyretmek için ne yapmak gerek? Bir kere üstlere sahip olmak lazım. Ticaret ağlarına sahip olmak lazım. Nakil, ulaşım ve haberleşme ağlarına sahip olmak lazım. Dolayısıyla bir donanmanın amacı saldırı yok etmek değil, bu hatları korumak olmalıdır. İşte bu Corbett'in düşüncesi de aslında çok tarihçi de başta burada olmak üzere etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada iki çatışan strateji anlayışı var. Hangisi Akdeniz dünyası için daha uygun derseniz aslında ikincisi Akdeniz dünyası için daha uygun gibi görülüyor. Çünkü çok fazla deniz muharebesi görmüyoruz Akdeniz'de. Ya da olan deniz muharebelerine tayin edici sonuçlar kaydettiğini söylemek çok güç. Gel gelelim bu ülkeler arasındaki
donanmaların gücü karşılaştırılırken daha çok mehmetçi bir anlayışla hareket ediyor gibiyiz. Yani her zaman kriter bir İngiliz donanması oluyor. Ya da 16. 17. yüzyıl için Atlantik güçleri oluyor. Hollanda, İngiltere'den önce bir global güç. Bunlarla Akdeniz donanmaları karşılaştırmak kadar anlamlı. Bu biraz problemler yol açıyor. Özellikle 18. yüzyıla geldiğimizde artık Akdeniz'in birçok anlamda merkez olmaktan çıktığını görebiliyoruz. Çünkü güçler dengesi artık çok değişmişti. Mesela Venedik'te Osmanlı'nın güç kaybı sonrasında ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bile artık Akdeniz'de ticari oyuncu olarak caddalarıyla var olabildiklerini görüyoruz. Akdeniz, Venedik ve Ragusa hariç artık hiçbir güç için öncelikli amaç değildi. Nitekim Venedik 1997 senesinde, Ragusa ise 1810 senesinde siyasi varlığını sonlandıracaklar. Dolayısıyla Akdeniz'in böyle bir gerileme temayülünde, taşralaşma temayülünde olduğunu görüyoruz. Mesela Restorasyon neydi? 1815'ten sonra amacı Fransız ihtilalini etkilemek edip eski monarşileri canlandırmak ama Viyana Kongresi'nde ne Venedik'in ne Ragusa'nın yeniden kurulmasına dair hiç kimse bir çaba sarf etmiyor. Dolayısıyla artık bu da aslında Akdeniz'in gerilediğini sembolik açıdan bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Akdeniz merkez olmaktan çıkınca Akdeniz'deki çalışmalar da Akdeniz merkez olmaktan çıkıyor. Dünyadaki diğer çalışmaların uzantısı gibi algılanabilir Akdeniz'deki çalışmalar. Bununla ilgili birkaç basit saptama yapıp başka konulara geçmek istiyorum. Mesela Osmanlı-Rus savaşları. 1770 tarihli Çeşme baskını. Burada 1766 tarihli İngiltere-Rusya anlaşmasının önemi üzerinde durmamız gerekir. Bu dönemde İngiltere Fransa'ya karşı Akdeniz'de Rusya'nın kavramasını istiyordu. Hatta zaman zaman Akdeniz, Doğu Akdeniz'deki bazı adaları, Korsika mesela, sonra Malta, buraların zaman zaman Rusya'ya önerildiğini görüyoruz. Fransa'yı dengelemek için İngiltere'nin Rusya'yı desteklemesi önemli. Çünkü bu şair zaten Baltık Denizi'nden Rus dolanması Akdeniz'e gelebiliyor. Akdeniz'in 7 yıl savaşlarında bile aslında ikinci bir cephe görüyoruz. Yani İngiliz ve Fransa arasındaki global savaşın yansıdığı bir cephe. İşte bunun uzantısı olarak 1760'ların sonlarında İngiltere Rusya'yı desteklemeye başlıyordu. Rusya'nın her zaman sıcak denize girme politikası olduğu söylenir ama bu konuda çok da fazla sağlam kanıtlarımız olduğu söylenemez. İlya Petrov'un böyle bir gizli vasiyetnamesi varmış demiş. Bu bakış açısı da 1770'lerde ilk defa Rusya'da ortaya atılmıştı. Rusya'daki gazetelerde tevatür olan, yer alan haberlerde bugüne kadar Petrov'un böyle bir gizli vasiyetnamesi olduğu falan ortaya çıkartılamadı. Dolayısıyla 1868-74 Osmanlı-Rus Savaşı'nın nedeni bile Akdeniz değildi. Akdeniz bir cephe olmakla beraber. Bir yandan Polonya meselesi, diğer yandan daha eski tarihte İngiliz-Rus anlaşmasının yansıması olarak Rus donanmasının Akdeniz'de varlık gösterdiğini görüyoruz. 1770'te çok büyük bir zafer kazanıyorlar ama bunun içerisinde kendi zaferlerinden çok Osmanlıların belki böyle bir saldırıyı beklememeleri, işte değişen rüzgar koşullarına varıncaya kadar birçok farklı neden söylenmiştir. Yine aynı şekilde payın hiçbir zafer de olmuyor. İngiltere anlıyor ki bu sonmadan Rus donanması ne kadar desteklerse desteklesin, buralarda başka filoların bulunması mümkün değil. Ruslar da bunun farkına vardığı için bir sonraki adımda Napolyon Savaşları döneminde mesela Malta Adası'nı Rus olarak almak isteyecekler. İngiltere başlarına yanaşacak ama ondan sonra bildiğiniz gibi Malta'yı kendisi alacak. Dolayısıyla bu savaş, biz Osmanlı tarihinden baktığımızda böyle görmesek de aslında Rusya'nın Akdeniz'de çok fazla başarı gösteremediği bir savaş olarak İngilizlerin kafasına kazınmıştı. Bundan dolayı daha 1770'lerde çok bildiğimiz bir şey, Rusya ilk defa Malta'ya elçi gönderiyor. Malta'yı acaba bir askeri güç olarak kullanabilir miyiz diye. Yani bunlar hep Baltık'taki dolaşan dönem problemlerin yansımaları. Bu tarihlerde Baltık Akdeniz'in çok ötesine geçmiş bir deniz. Yılda 700 civarında İngiliz ticaret gemisi Baltık Denizi'ni geçerek Rus limanlarına gidiyor. Aynı tarihte İngiltere'nin Akdeniz'e giren gemi sayısı 100 civarında ticaret gemisi sayısı. Buradan da gelen Akdeniz'in değişen dünya dengeleri içerisinde gerileyen rolünü görmek mümkündür. Napolyon Savaşları esnasındaki koalisyon savaşları, birinci, ikinci, üçüncü koalisyon savaşları, yani 1995'ten itibaren gördüğümüz savaşlar. Yine Akdeniz'in çok önemli kazanmış gibi durduğu diye yani çünkü çok fazla donanma baktığımızda faaliyet içerisinde. Ama baktığımız zaman yine öncelikli amaç Akdeniz'de savaş tutmak değil, bir cephe olarak yani asıl Avrupa merkezli problemlerin bir yansıması olarak Akdeniz'de
bu savaşların sürdüğünü görüyoruz. Aynı şekilde Napolyon'un Mısır'a saldırısı, Hindistan'a giden İngiliz yolunu kesmek başlangıç alacak. Uzun süre bu gerçekten bilim diye tartışıldı da, çünkü gerçekleşti tamam Kızıldeniz'e Napolyon saldırmadı. Ama öyle gözüküyor ki Fransa'da yapılan planlar aslında Mısır elde etmekten çok burada İngiliz'e rahatsızlık vermek amaçlıydı. Yani bizim için çok önemli olan bir Mısır saldırısı bile problemin özü itibarıyla Akdeniz hakimiyeti meselesinden kaynaklanmıyor. Global hakimiyetin yansıması olarak çıkan bir savaş olarak gözükmek. Biraz önce üst sahibi olmanın ne kadar önemli olduğunu söylemiştim. Osmanlı ve Ruslar ittifak yapıp 7 adaları Fransa'dan alınca burada buraları Rus olarak kullanılabiliyor. 1806 senesine kadar Rus donanmaları ağırlıklı olarak Akdeniz'e faaliyetteler. Ama bir kere Osmanlı Rus savaşı çıktığı zaman ve bu adalarda Fransa tarafından işgal edildiği zaman Rusya açısından bu macera tam bir hezimete dönüşecek. Çünkü Akdeniz'e giren donanmalar artık Karadeniz'e çıkamayacaklar. Boğazlar kapalı. Cebeli Tarık'tan da çıkamayacaklar. Çünkü İngiltere ile savaş halindeler. Dolayısıyla uzun vadede bütün bu gemilerin yok olduğunu, batırıldığını ve bütün bu Rus gemilerin karayoluyla Rusya'ya gitmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla çok uzun süre Rusya bir daha Akdeniz'de varlık göstermeyecek. 1950'lere kadar, yani Stalin'in dönemindeki milliyetçi komünist zamanına kadar, Nazi işgaline karşı dönüşümlerden doktrininde, Rusya'nın bu erken dönem Akdeniz macerası da aslında bir macera teristik olarak Rusya karşılığında algılanacak, övülecek bir macera olmayacak. Dolayısıyla bu basit meseleler, der kastım Akdeniz'in o gerileyen dünya ticaret içerisinde gerileyen konumu bir takım siyasi yansımalarını göstermekte. Bizim tarihimiz açısından çok meşhur olan bir de Navarin hezimeti var mesela. Gene burada da baktığınız zaman aslında burada donanmaların toplanmasının amacı Navarin'in zorla gidip Osmanlı donanmasını yapmak değil, bir gövde gösterisi olarak başlayan bir şey. Bir anda Osmanlı donanması hezimetiyle sonuçlanıyor. Yani bu tip anlık problemler aslında bizim tarihimiz için çok belirleyici olabiliyor. Ama diğer yandan bu olaylara bakarak Akdeniz'in global ölçekte çok önemli olduğunu da düşünmemek lazım. Bu noktanın altını çizmek genel başka anlık olay olarak Cezayir'in zaptından bahsedilmiş. Fransa'nın burayı işgal etmek diye bir planı yok. Hatta arasında olduğu için Mehmet Ali Paşa'ya vermeyi düşünüyorlar yani. Ama sonuçta gelişmeler farklı olacak veya İngiltere'den Malta'yı zaptı. Anlaşmalara göre Rusya'ya vermesi lazım. Ama ne yapsın? İnisiyatifleri alıp kendisi işgal ettiği için Malta İngiltere'de kalacak. Bundan dolayı Rusya ve İngiltere savaşı eşliğine gelecek 1802 senesinde. Yani Akdeniz'deki bu siyasi şeye yaklaşırken biraz bu modelin mantığını takip ederek, siyasi tarih anlatırken mantığını takip ederek olayların anlık gelişimini önemli bulmak gerekiyor. Yani yapısal bir bakış açısından çıktığı siyasi olayları doğal sonuç olarak görmek yerine o anlık siyasi gelişmelerle yapısal ilişkiler arasındaki ne diyelim dinamizmi, etkileşimi iyi kurmamız gerekiyor. Bu noktada gene buradaki bazı kitapları sırasıyla dikkat çekmek istiyorum. Sanıyorum dün vakit olmadığı için tartışamadık. Rahmetli Faruk Tavuk Hoca'nın kitabı. Solan Akdeniz diye sanıyorum Türkçe'ye çevirmişti. Şimdi Brodel'in Akdeniz modelinin bir devamı gibi bir kitap. Bu modeli 1870'lere kadar tabii tadil ederek getiriyorum. Taban kitabından yola çıkarak baktığımız zaman bu dönemin bir Akdeniz sonbaharı. Yani 18-17. yüzyıl, 18. yüzyıl. Bu dönem Akdeniz'in sonbaharı gözüyle bakıyor. Bu tip bir teorik modellerden yola çıkarsak hem Osmanlı donanmasının yerine hem de Osmanlı Akdeniz ticaretinin yerini görebiliriz. Ne bir Akdeniz sonbaharı özellikleri? Birincisi yetiştirilen ürünlerin değişmesi söz konusu. Küçük buzul çağı gibi bir takım iklim değişikliklerine bağlı olarak ve de değişen global ticaret ağlarına bağlı olarak üretilen ürünler değişiyor. Tarım, ağaç yemişleri, küçük baş hayvan, bunlar öne çıkan ürünler. Yerleşimler ovalardan tepeleri doğru gene bu iklim meselelerinden dolayı. Fiziki, ekonomik, beşeri coğrafyada görülen değişiklikler var. Bunların ziraat sonuçlarının işte bir kısmı artan tarım üretimiyle. Akdeniz'deki uzun ticaret, uzun mesafeli ticaret, çoğunlukla artık tüketimi değil, tarım ticaretine dayanılmaya başlayacak. Bu da Osmanlı için son derece avantajlı. Atlantik ülkesine taşınan bir takım doğu menşeli ürünler, mesela pamuk ve şeker ve ileri vadede artık 18. yüzyılda Atlantik plantasyonlarından yetiştirilen pamuk ve şekerin Akdeniz dünyasına işgal edilmesi.
Bundan dolayı artık Akdeniz'de şekerde, pamukta, plantasyon ürünü olarak değil, küçük çiftçilerin ulaştığı, ne diyelim, nakdi ürün olarak, yani kapitalist bir ürün tarzı olarak işlemeye başlayacak. Dolayısıyla Akdeniz hakları artık bağcılık, zeytin, but, ağaç işlemelerken, zeytin, but, planta, bunlara dönmeye başlıyor 18. yüzyılda beraber. Tekstil üretimi yine kuzey hakları kalbinden dayanamadığı için kent merkezlerinden taşlayan doğru kaymaya başlayacak. Oralarda tutulmayacak. Dolayısıyla dünya ticaretleri için önemli. Karlı baharat ticaretinden dolayı benim becerimiz artık Kızıldeniz ticaretinden çıkıp finans dünyasına etkilenmeye başlayacak. Kredi mekanizmalarına etkilenmeye başlayacak. Tüm bu değişimler, bu üç dönüşüm bir yandan aslında Akdeniz'in global ölçekte gerilediğini göstermesi. Ama diğer yandan da kendi için yeni penelisi de oluyor. Faruk Tabak Hoca olan Akdeniz'e son kıvılcımı diyor. Yani sönmeden önce görülen son kıvılcım. Şimdi bunun Osmanlı açısından yansımaları ne olacak? Aslında birçok yansıması var. Geçmeden önce diğer kitaplara da kısaca aslında değinmekte fayda var. Bunların çoğu makaleler toplamı. En üstteki kitap. Kahraman, 5 dakika konuşursan 5 dakika sorulara ayırabiliriz. Tamam. İstersen soru sormayız, 10 dakika konuşuruz. O zaman çok hızlı gideyim. Bu kitapların çoğu makaleler toplamı ve bu kitapların içerisindeki makaleler aslında Akdeniz'i kavramsallaştırma açısından son derece yararlı olabilecek makaleler. Bunların sanırım belki Abu Lafya kitabı hariç olanları Türkçe'ye çevirir. Abu Lafya çevirir yani. bu kalabilir. Şimdi o zaman Osmanlı donanmasından önce, Osmanlı donanmasına geçecektim de ondan önce o zaman biraz çok ticaret meselesine geçip 5 dakikanı öyle kurtulduk ki soru cevaplasına vakit lazım. Şimdi Osmanlı Akdeniz'inden biz ne anlamalıyız? Biraz yavaş bakalım. Osmanlı Akdeniz'i bir kere antik çağlardan devam eden paterni bize çok güzel yansıtıyor. Bu çok basit bir slide. Bazen derslerde kullanıyorum bunu. Bir bilgi edinme amaçlı değil, hatırlatma amaçlı koydum. Çok eski dönemden beri bir kere Karadeniz, bizim Osmanlı Akdeniz'i diye tanımlayabileceğimiz coğrafyaya eklemlenmiş bir şey, yer. Çünkü çok eski tarihten beri köle ve tarım ticareti Karadeniz ile yapılmaktaydı. İyaşeylik yine Osmanlı Akdeniz deyince mutlaka ön plana çıkartılması gereken bir şey. Bu da Osmanlı evliliyatı olan bir süreç. Bizans'ta 618 tarihine kadar ekmek dağıtımı ya da ekmek dağıtımı vatandaşlara da sanat sürdürülüyordu. Osmanlı yaşa sistemi biraz daha farklı ama Mısır ve Karadeniz ağırlıklı olarak İstanbul'un yaşası için bu Osmanlı Akdeniz'in ticari ağları son derece önemli. Şimdi Mısır'ın alınmasının demek ki böyle bir avantajı vardı. 18. asırda tabii biz devamlı dış ticaret ağırlıkla çalışıyoruz. Çünkü iç ticareti vergilendirmek çok güç olduğu için bazen dış ticaretin amacını, şeyini, anlamını ve kapsamını çok büyütebiliyoruz. Halbuki dış ticaret, Osmanlı iç ticaretinin %10-15'i kadar, 19. yüzyıl başlarında. Peki iç ticaret nerelerde dönüyor? Akdeniz dünyası bağlamında düşündüğümüz zaman. Bunu belgelendirmek kolay değil. Ama çoğunlukla işte Osmanlı Akdeniz'i diyebileceğimiz coğrafyada dönecek. Güzel bir haritamız var şurada. Bu haritada Osmanlı Akdeniz'i Doğu Akdeniz olarak gözüküyor ve gördüğünüz gibi Karadeniz, bütün Tuna Havzası, Mısır buraları alıyor. Bu Osmanlı'nın icat ettiği sistem değil ama Osmanlı'nın bu sistemi sürdürüyor. Bu sistem değişiyor. Somutlaştırmak gerekirse, batılı kaynaklara bakarsak Mısır İskenderiye'dir. Ama Osmanlı kaynakları veya mesela Malta Mahkemesi'nde yapılan bir araştırmaya bakıldığı zaman aslında Osmanlı için Mısır daha çok dinlenmek bir eşit demek. Buradaki ticareti belgelendirmek daha zor. Ama Müslüman ve Grek geri sahipleri ticareti daha çok dinlenmek bir eşit üzerinden yapıyorlar. Avrupa tüccarları da gelemedikleri için devamlı İskenderiye ortamlar ve buralar en azından eşit. İskenderiye'den daha büyük bir yer. Burada bugün iki tane han kalmış. Bunlardan birinin adı Tokat'ta, öbürünün adı Manisa'da. Çünkü Anadolu'dan çok ciddi bir göç var onlara, tüccar göçü var. Ve bunlar batılı tüccarlar gibi kodumleşmişler. Aile bağları aracılığıyla her yerde ajanta sistemine sahipler. Birçok burada rakam var, izinle bilgi alamayacağım. Ama çok basit bir rakam, 1776-81 arasında Mısır İstanbul ticareti 178 milyon para. Ama Mısır Avrupa ticareti 156 milyon para.
Dernek Panzer Kartı'nın Avrupa Anlaşmalı'nda yazıklarına göre İskenderiye'deki Müslüman tüccarları, ki İskenderiye'deki tüccar kaç küçüktü, ona rağmen buradaki Müslüman tüccarların %40'ı Midilli, Sırbistan, Samos, Kos ve Rodos adasından geliyor. Bu da önemli bir şey çünkü genelde Batı yazılarında Siklet adaları ön plana çıkartılır. Halbuki Osmanlı Akdeniz'de burada da siz 9 adalar dediğiniz gibi adalar çok daha ön planda gözüküyor. Karadeniz ticaretinin kaçınılmaz var biraz bahsetmiştim. Deniz Bostan Hocam daha önceki çalışmalarını ortaya koydu. 1880-1940 arasında Karadeniz'de 4.180'de Osmanlı gemisi geliyor. Tüccar geliyor. Bunların 2.420'si Müslüman. Neredeyse %73. Demek ki böyle bir alan ayrışması da var. Müslüman tüccarlar daha çok Karadeniz'de. Kapitülasyon meselelerine dönüştü yine. Çok kısa değinmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü kağıt üzerinde olduğu gibi olmuyor. Genelde %20'leri buluyor. Yani dergiler düşük ama farklı şeylerle kalemler altında Batılı tüccarlardan, çok yüksek miktarlardan vergi alınır diyor. Bir de son olarak Aflatus'un çalışmalarını belki biraz daha gerekir. Şurada bir takım tablolar da göstermişti. Evet. Bir proje yürütüyor Gelin Hocalar İlyon Üniversitesi'nden. Bitti de sanıyorum daha bütün sonuçları paylaşılmadı ama. Bunun en temel bulgusu 1780-1810 arasında Batı Akdeniz'in ticarette Grek-Osmanlı tüccarlarının ağırlığı. Tabii bunu yaparken gemisi yok, kaptan adına bakılarak yapılıyor. Dolayısıyla teorik açmazları var. Kendisi de kabul ediyor. Yani bu gemilerin ne kadar Müslümanlar tarafından satın alınıyor. Grek kaptanası gelir de Müslüman olabilir. Tayfalarda bazen Müslüman Grek isimler ortak çıkabiliyor filan gibi. Ama basitçe Grek navigasyon diyebiliriz. Bunların %80 Osmanlı mandarası taşıyorlar. Çünkü Osmanlılar bu dönemde tarafsız uç. Bunun avantajı çok büyük kullanmış. Gözüküyor Osmanlılar. Tamam. Şu şeyleri bize de göstereyim. 1797-1888 arasında İspanyol limanlarına varan Grek Osmanlı gemileri. Barcelona'ya bakarsanız 1788'den 1790 civarında sadece Barcelona'ya varan gemi var. Şimdi bir sonraki tabloda olacak sanıyorum. Bakın bunların 3 tanesi buğday taşıyor. Bu buğday nereden geliyor derseniz Odessa limanından daha çok. Yani Karadeniz gündeli. Ve de İzmir'den geliyor. İşte burada değişen bir Akdeniz paternlerini görüyoruz. Buğday üretiminin artması. Bunun Osmanlı'ya olan şeysi yansıması. İşte niye bu dönemde Osmanlılar yaşayacaklı bu kadar ciddi problemler yaşıyorlar? Biraz buradan bakmalı. Yani her halükarda İstanbul'un gerileyen merkezi gücüne yoğunlaşmaktansa bu Akdeniz ticareti, dünya ticareti içerisinde artan önemine, bölgesel önemine dikkat çekti. Daha yararlı olacak. Burada Grek Osmanlı gemilerinin uğradığı limanlar ve gördüğünüz gibi bir kısmı Atlantik'teki limanlar. Çünkü bu gemileri İspanyollar İngilizlerin saldırısından korunabilmek için koruyorlar. Dolayısıyla ta Karayip adalarına kadar giden ve tayfaların bir kısmının da Müslüman olduğu anlaşılan Grek gemileri var. Özellikle 1800'lerde, 1800'lerin başlarında. Dolayısıyla burada müthiş bir şey var. Tam da Yunan isyanı öncesinde artan büyük bir, ne diyelim, navigasyon var. Akdeniz merkezi bir navigasyon. Bu da çok önemli bir şey çünkü ulus devlet yapısının haricinde burada uluslararası ya da ulus devlet üstü bir aracı olarak Greklerin artan önemini görüyoruz. Burada kesin dolanma kısmına giremedim. İnşallah soru-cevap kısmında tüm bunların Osmanlı kullanmasına yansıması nedir? Onu da tartışmak planımız olur. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim.